Merhaba arkadaşlar. Zayıf arının yanına geldim. Dün bu koloniyi bölmeye karar verdim. Kendisiyle birlikte 3'e. Bu arımız karniyol. Karniyol arıyı 3 tane Kafka sefir anasıyla böleceğim. Biraz polen, biraz bal geliyor. Dün akşam bölmeden önce karınları tok olsun diye üstten şurupla besleme verdim. Turbo şuruplukla. Mum kurduğu için temizlesinler diye, mum kurtlarını temizlesinler diye dün 3 çerçeve koymuştum. Hazır kuvvetli arıyken temizlermişler mi diye bakıyorum. Evet, şu an mum kurduğu yumurtalarını tabi karıncalar götürüyor bir yandan. Yine evet, bayağı temizlemiş bu mum kurtlarının olduğu bölümleri. Kovanın tablasını temizledim. Daha önce bir kovanı 5'e bölmüştüm. Ve geri çevirmek zorunda kalmıştım. Sebebi de yağma yemişti. Ama daha önce bir kovanı 3'e böldüğümde tutturmuştum. Bu dün besmeleme olarak verdiğim şurup. Bunu kenara alacağım. Bakalım 4'e bölünce tutturabilecek miyim? Evet. İçerisine sesi geliyor mu bilmiyorum. Ama içerisi kaynıyor şu anda. Sürekli ventilatör halindeler. Evet. Durumu bu. Suyunu kenara aldım. Şimdi katını kenara alacağım. Çıkmak üzere olan kapalı yavrunun bir tanesini buraya veriyorum. Evet, gözlerden çıkmak üzere. Önden ve arkadan bu üst kısımdaydı. 3 kovan hazırladım. 3 kovan. Şimdi anaları, kovanları içine birer birer dağıtıyorum ve şimdi kapalı yavruları 3 kovana dağıtacağım. Evet, bozuk olarak verdiğim peteği de arının kabarttığını görüyoruz. Hem de 24 saatlik kısa bir sürede kabartmaya başlamış. Yine kapalı yavru bakıyorum. Kapalı yavru alacağım ama ana arıyı burada bırakacağım. Ana arı ana kovanda kalacak. Ana arı var mı yok mu? Ona bakıyorum. Ana arıyı görmem lazım mutlaka. Yine bu kapalılar da çıkıyor. Yavaş yavaş. Evet. Hemen ana arıya heves etmeye başladılar. Evet, bu onayı kabul edeceklerinin bir işareti olarak sayabilirim. Normal bir ilgi ama bakalım kabul ederler mi? Evet, burada da açık yavrular var. Yine ana arıyı arıyorum. Ve açık yavruları eski kovanında bırakacağım. Sadece kapalı yavruları götüreceğim. Ana arıyı arıyorum. Henüz bulamadım. Evet, burada da kapalılar çıkmış bir kısmı. Bir kısmı yine açık yavru var. Yine
kapalılar da var. Yine ana arıya bakıyorum. Ana arı yok. Mum düzeltme işi var burada. Sadece geçici olarak buraya koyayım. Açık yavruydu. Evet. Anarı var mı diye bakıyorum. Anarı yok. Şimdi şu yan tarafa bakayım. Anarı burada mı? Burada da yok. Kapılar çıkmış. Burası ballı bir çerçeve. Anar yok. Anarı burada da yok. Ve burada da yok. Anarı nerede? Evet, anarıya kovanın içinde denk gelemedim. Zaten şu an bir içeride çerçeve olmamasından kaynaklı bir strese girdiler. Şimdi yavru verip onları rahatlatacağım. Evet, açık yavrunun olduğu çerçeveyi komple hiç bozmadan içine veriyorum. Ve yere 3 tane çuval serdim ve üstlerine ana arıları koydum. Şimdi buradan arı sirkeleyeceğim. Evet, doğal olarak biraz karıştı arılık. Şimdi 3 tane bakıcı arı, uçamayan bakıcı arılar burada. Evet, tamamen tarlacılar buraya uçuyor ve bunlar da fazla petekler. Şimdi bunları diğer ikişer kapalı olarak böldüğüm kovana dağıtacağım. Yani bunlara sırayla vereceğim. Evet, son durum bu. Şimdi bakıcı arıları atacağım. Bakıcı arısını içine attım. Ve geçici olarak kapatıyorum. Bunu da aynı şekilde bakıcı arısını içine attım ve geçici olarak kapattım. Biraz sakinleşsinler. Şu anda önleri açık ama kapatacağım. Üçüncüsünde bakıcı arısını içine attım ve kapattım. Bu da üçüncüydü. Tüm bunları tabii gölge bir yerde yapıyorum.
Lan ana tavanı. Bir çerçeve, yavrulu çerçeve, açık yavru kalacak şekilde, kapalı hiç yok. Bir çerçeve açık yavrulu, kalanı tarlacı şeklinde. Bu şekilde kapatacağım. Anaarı hala bulamadım. Eğer anaarı kovanı terk ettiyse ya da anaayı kestilerse ya da biz kazara öldürdüysek yapacağım memeden anlarız. Zaten meme yapıp da kendisi de devam edebilir. Anamız da biraz yaşlıydı. Yenilemiş oluruz. Kışa genç anayla girmiş oluruz böylece. Bunun yine üstten şurupluğunu vereceğim. Beslemesini verip kapatacağım. Suyunu koydum. Evet, suyunu koydum. İkincinin de suyunu koydum. Üçüncünün de suyunu koydum. Gıdaları var ama çok az kek koyuyorum. Koydum ve kapattım. Evet. Serin yerdiler. Kovan alt tabloları hepsi kapalı. Şimdi evet, önlerini de ayarlamıştım ben. Giriş çıkış yapabilsinler diye. Şimdi önleri de komple kapatıyorum. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkış olmayacak. Evet. Bununla birlikte yağmaya gelemeyecekler. Bir 4-5 gün böyle kapalı kalacak ve içeride ana arıyı da salmadım. Kek bölümünde açmadım. Buradaki arıların çevre arılıklardan yağma yememesi için girişi daraltıyorum. Evet, düzen kurana kadar birkaç gün geçer. 2, 4, 6, 7 çerçeve yeter. 6, 7 göz yeter. Şu. Açıkta kalan en solu da kapatayım. Yine içeriden dışarıya çıkmasınlar, dışarıdan içeriye girmesinler kendini. Koruyabilsin diye. Evet, 4 çerçeve bıraktım. Yani 4 göz bıraktım. Yeter. Üç gün sonra gelip durumlarına bakacağım.